İyi akşamlar sevgili seyirciler. TGRT Ankara stüdyolarından merhabalar. Gerçekten Türkiye önemli gündem maddeleriyle uğraşmaya devam ediyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Obama görüşmesinin ardından Türkiye'ye döndü. Yine önemli maddeler var. 2014 yılında acaba 3 sandık gelecek mi önümüze? Referandumla ilgili, anayasa değişikliğiyle ilgili gündem maddeleri de ön plana çıktı. Yine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyareti, ardından bu ziyarete ilişkin Suriye yansımaları, CHP'de olanlar, CHP'nin içerisindeki gelişmeler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Brüksel'de yaşadıkları ve yine bu akşam Türkiye'nin önemli gündem maddelerini ve gündem maddelerinin alt başlıklarını çok önemli konuklarımızla konuşacağız. Ben fazla sözü uzatmadan onlarla sizleri de hemen tanıştırmak istiyorum. Gerçi sizler de onları yakından tanıyorsunuz. Yeni Şafak gazetesi hemen karşımda. Ankara temsilcisi Sayın Abdülkadir Selvi, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. Hemen Abdülkadir Bey'in yanında Zaman Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Mustafa Ünal, sizler de hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Ayaklarının tozuyla Deniz Zeyre'yi de söyleyeyim, Radikal Gazetesi Ankara temsilcisi, gerçi söylemeye gerek yok. Sen de hoş geldin. Sayın Mustafa Ünal ve Sayın Deniz Zeyrek Amerika Birleşik Devletleri'nden yeni döndüler ayaklarının tozuyla. Türk Festivali'ne katıldılar Los Angeles'ta. Evet. Onunla konuşacağız. Deniz Washington ayağında da vardı. Evet, Başbakan'ın gezisini de bir süre takip etti. Oradan sonra da oraya katıldı. Ve her akşam olduğu gibi program patronum, beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan İhlas Medya Ankara Grup Başkanı Sayın Nuri Elibol. Nuri Bey, siz de hoş geldiniz. Ben bir Sayın Selvi sizden çok önce sizle başlayacaktım ama ABD ziyaretiyle ilgili hem Türk Festivali, Deniz, neler yaşadınız Los Angeles'ta, nasıldı hava? Biz Los Angeles'a biraz geç gittik tabii. Başbakanın temaslarını takip ettik. Başbakan San Francisco'ya geçerken biz de Los Angeles'a geçtik. Ama festivalin açılış törenini yakaladık. Gerçekten ben takdir ettim. Şu açıdan takdir ettim. Hem Türkiye'den, CHP'den, BDP'den milletvekilleri vardı. Hem Amerikan Kongresi'nden federal düzeyde, yani federal kongreden katılım vardı. Hem bölgenin kendi parlamentosundan katılımcılar vardı. Ama her şeyden önemlisi öyle güzel bir Türkiye kültürü, Anadolu kültürü özeti sunulmuştu ki orada. Canlandırmalarla beraber biz de fotoğraflardan ve Twitter'dan izledik aslında. Yani hem onu ziyaret eden yabancılar Anadolu'da yaşamış medeniyetler hakkında bir fikir ediniyorlardı. Hem de şu andaki Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu gücü ve değeri orada görme şansı buluyorlardı. Bir de tabii her şeyden önemlisi o bölgede yaşayan Türkler için büyük bir coşku kaynağı. Çünkü çok sık görüşemiyorlar ve yılda bir kere 2-3 gün. Ermeni lobisinin çok ağırlıklı olduğu bir yer Los Angeles. Tabii, çok iyi biliyoruz. Yani, Ermenilerden festivale ilgi var mıydı peki? Los Angeles'ta biliyorsun küçük Ermenistan diye bir bölge var. Mahalle var. Ermeni mahallesi de mi? Evet. Yani ne yazık ki o 1915'te Türkiye'de acı bir takım olaylar yaşanmış ve buradan insanlar topraklarından kopmuş, zorlu yolculukların ardından eğer hayatta kalabilmişlerse Amerika'ya kadar gitmişler. Onların yaşadığı bir bölge var. Onlar tabii kendilerinden bir bağ hissedebiliyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam, bilmiyorum oldu mu, bize olacağını söylediler ama takip edemedim. Ahtamar Kilisesi'nin maketi önünde bir ayin oldu. Olmuş pazar günü. Biz de yapmışlar pazar günü. Bu bile, yani düşünebiliyor musun? Cuma günü cuma namazı. Evet. Pazar günü Ermeni Patrik Vekili de oradaydı. Oradaydı. O da çıktı, konuşma yaptı. Konuşmalar yaptı orada. Pazar günü de 3 boyutlu maket olduğu için içine girebiliyorsunuz kilisenin. Evet, 3 boyutlu maket oldu. Aslında orada kilisenin içinde. Belki diaspora, Mustafa Ünal size de şunu sorayım hemen kısaca. Hem o Los Angeles konusunu kapatacağız bundan sonra. Orada diasporadaki Ermenilerle olan ihtilaf veya Türkiye'ye bakış açılarını da yakından biliyoruz. Belki bu festival bu soğuk rüzgarların en azından esmemesine neden olabilir veya diyebilir miyiz? Şimdi Deniz'le biz bizzat gördük ama Abdülkadir Selvi ve Nuri Elibol da hazırlık aşamasını 2 ay önce gördüler. Biz 2 ay önce dördümüz Los Angeles'a yolumuz düşmüştü. Orada arkadaşlara Pacific Institute'ye uğradık. Orada ve hummalı bir şekilde festival hazırlığı içinde bulmuştuk. Onlar da belki bir iki cümle söyleyebilir.
Şimdi orada da anlatılmıştı. Biz de bizzat şahit olduk. Yani bu fanatik Ermeni grupları, siyasi gruplar yoğun Ermenilerin yoğun ilgisine biraz tepki gösterdiklerini gördük, duyduk. Bunun üzerine açıkça Ermeniler destek veremiyorlar, açıkça sponsor olamıyorlar. Ama el altından ya da festivale gelerek festivale en yoğun ilgi gösteren gruplardan birisi Ermeni grubu. Çünkü onlara ait çok hatıralar, çok izler var orada. Türkçe konuşuyorlar. Anadolu Ermenileri, İstanbul'dan giden Ermeni gruplar, Kilisyan diye değil mi? Birisinden söz ettiler. Los Angeles'ta simit yapan tek yer Kilis kökenli bir Ermeni. Onu da birkaç yıl önce Türkiye'ye getiriyorlar. Bir simit fırında iki gün çalışıyor. Ben de hemşehrilerimle karşılaştım. Kars'tan giden Ermeni. Ve Türkçe konuşuyorlar. Yani onu bizden birileri Anadolu'dan unsurlar, yani Anadolu'ya ait insanlar. Ermeniler Osmanlı coğrafyasıyla ilişkisi olan bütün gruplar. Çünkü orada bir Anadolu bütün unsurlarıyla, bütün renkleriyle, işte kilise, Akdamar Kilisesi'nin Deniz söyledi, Ayasofya Camii'nden Sultanahmet Camii'ne kadar, İzmir Saat Kulesi'nden Truva Atı'na kadar bütün renkler. Bana bu enteresan gelen şeyler oldu. Onları daha önce duymuştum. Bu kez bizzat yaşadım. Ezan okunuyor söz gelip. Los Angeles, Amerika'da ya belki cami yaptırabilirsiniz ama ezan, minareden ezan okumak mümkün değil. Ama festival alanında günde dört defa sabah festival alanı açık olmadığı için sabah hariç dört defa şimdi ezan vakti deyip hoparlörden çok yüksek sesle tıpkı Anadolu'nun bir kasabasında dolaşır gibi ezan sesini duyabiliyorsunuz. İşte pazar günü muhtemelen çan çalındı ve aynı oldu. Yani orada Anadolu'yu bizzat yaşıyorsunuz. İnsanlar duygulanıyorlar. Bizim buradan giden, Türkiye'den giden onlarca, belki yüzlerce insan vardı. Hem Türkiye'den gidenler hem de orada yaşayan Amerikalılardan tutunuz da işte Osmanlı ile irtibatı olan Araplar, İranlılar, Anadolu'ya aşina. Aslında bu bölgeyi bir bakıma bir kopyasını Los Angeles'a. Önce dönüm arazi üzerine Anadolu denizin dediği gibi özetlenmiş. Özeti oraya kurmuş. Bütün simgesel unsurları, yapıları oraya taşımış. Ben en son Van Kahvaltısı'na ne yazık ki yani PKK'nın saldırılarının yoğun olduğu bir dönemde Van'da yapmıştım. Los Angeles'ta yapmak nasip oldu. Van kahvaltısını Los Angeles'ta yaptım. Yıllar sonra. Ve kahvaltı yaptıran da Van'ın çok meşhur kahvaltıcısı Yusuf, belki beraber Van'a gittiğimizde Bak hele bak Yusuf. O da orada. Onun da reklamını yapmış olduk. Hoş geldiniz tekrar. Aslında biz öncesinde gittiğimizde festival komitesiyle bir şey anlattı bize. Nedir o? Şöyle bir iddiaları var. Amerika'da sadece Washington'da ve New York'ta olmak yetmiyor. Yani Amerika gibi bir küresel aktörün üzerinde etkili olacaksanız, hakikaten onların kararlarında etkili olmak önemli. Yani küresel bir aktör Amerika. Bu aktörün verdiği kararlar ve ülkelerle kurduğu ilikli ilişkiler ülkelerin geleceğine çok ciddi bir biçimde etkiliyor. Siz eğer bu coğrafyada hakikaten etkili olmak istiyorsanız, ülkenizi tanıtmak istiyorsanız sadece Washington, New York'ta olmamalısınız. Yapmakla yetinmemeniz gerekiyor. Amerika'da kaç eyalet var? 51 eyalet. Aslında 51 eyalet demek 51 ayrı ülke demek. Evet, o kadar devasa bir kıtadan bahsediyoruz aslında. Amerika demek aslında New York ve Washington değil. Dördüncüsü yapıldı. Bundan sonra eyaletleri dolaşacakmış. Doğru. Seneye mesela New York'ta. Gerçi bugün Erkan Tan yazmış seneye New York'ta buluşmak üzere diye yerin beşinden ayıttırmış. Evet. Sayın Abdülkadir Selvi. Yani Los Angeles ahalili yavranın belediye başkanı ve valisi de 4 yılda bir Los Angeles'ta yapılmak şartıyla. Evet. İşte diğer eyaletlerde yapımına müsaade etmişler. Çünkü o günü de tatil. Anadolu günü. Anadolu belediye günü başkanı çıktı. 18 orada Mayıs'ta. Açılışta 18 Mayıs yani açılışın yapıldığı gün. Biz Anadolu günü ilan ettik dedi. Yani tatil dedin sen. Yani gün olarak. Günü. Tamam.
Tabii burada şu var, bizim çok hoşumuza gidiyor, duygularımızı kabartıyor. Orada da ilk dinlediğimizde de heyecanlanmıştık. Neden? Çünkü orada Türkler, Ermeniler, Müslümanlar, Rumlar, neyse yani bu Anadolu'yu meydana getiren kadim medeniyetleri orada buluşturabiliyoruz. Peki onları Los Angeles'ta buluşturduğumuzda heyecanlanıyoruz da onların Anadolu'da kendi asıl topraklarında olmalarından niye rahatsız oluyoruz? Niye? Yani bu değil mi? Çok Anadolu demek çok kadim kültürler oluşmuş, büyük medeniyetler inşa edilmiş. Biz de Selçuklu'yu ve Osmanlı medeniyetini o büyük medeniyetlerden de etkilenerek, onların olumlu yönlerini de kazanarak biz de ayrı bir İslam medeniyeti inşa etmişiz. Ama bunu artık festivallerden çıkarıp politikalarımıza da yansıtmamız gerekiyor. Bu Anadolu tek bir ırkın, tek bir dilin, tek bir dinin vatanı değil. Hepsi birlikte olunca Anadolu oluyor. O nedenle biz artık korkularımızı bir yana bırakmamız gerekiyor. Ve Anadolu kültürünü de festivallikten çıkarıp realiteye de indirmemiz gerekiyor. Zannediyorum Türkiye bundan sonra yavaş yavaş bunu da tartışmak durumunda. Evet. Ben o zaman hemen gündeme gireyim ve sizle başlayayım. Abdülkadir Selvi, özellikle şu tartışma çok yoğun bir şekilde zaten öteden beri vardı ama anayasaya dair özellikle değişikliğine, yeni anayasaya dair beklentileri aslında Başbakan ve Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere çok fazla umutları yokken 2014 yılında 3 seçimden bahsedilmeye başladı. Zaten ikisi yani kanuni olarak işte birisi Mart'ta, Ağustos'ta da Cumhurbaşkanlığı seçimi. Ardından da Kasım'da bir referandum, anayasa oylaması. Böyle bir şeyi mümkün görüyor musunuz? Yani özellikle 1 Temmuz'a kadar uzatma kararı aldı ama şöyle de bir eleştiri var. Oraya katılanların anayasa yapmamak üzerine anayasa komisyonuna geldikleri yönünde eleştiriler var. Siz ne dersiniz? Türkiye bu şansı 2015 sonrasına mı bıraktı? Değil aslında. Çünkü daha bu takvimin oluşturulacağı günler içerisindeyiz. AK Parti MKYK'sı bugün bunu konuştu ama asıl MYK'da bu konu konuşulacak. Bakanlar Kurulu'nda konuşulacak. Şu var, Türkiye yeni bir anayasa yapmak için yola çıktı ama bu geçen zaman zarfında eşit sayıda üyeyle uzlaşma komisyonunda yeni ve sivil bir anayasa yapılamayacağı ortaya çıktı. 3 kez uzatma yapıldı. Görünen o ki bu yasama yılı bittiğinde aslında bu yasama yılıyla birlikte anayasa uzlaşma komisyonundan yeni bir anayasa çıkmayacağının ilan edileceği bir dönem olacak. Çünkü bunlar ucu açık, sonuçsuz olmaması gerekiyor. Seçimlere giderken siyasi partilerin yeni anayasa konusunda vaatleri vardı. Özellikle de AK Parti'nin bu konuda eğer uzlaşma komisyonuna yeterli zaman tanındı, buradan bir şey çıkamayacağı belli oldu. 2 yıl değil, kalan 2 yılı da versek bu yapıdan yeni bir anayasa çıkmayacağı belli olduğu için artık zaman kaybetmenin anlamı yok. Ben kendi hazırladığımı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getireceğim diyor. 330'u nasıl bulacak? Tabii orada birkaç tane şey var. AK Parti içerisinde de bunlar taşıyor. Bir, AK Parti yeni bir anayasa mı getirecek? Yoksa AK Parti bir mini paket mi getirecek? Özellikle anayasanın değiştirilmesi dahi teklif edilmeyen madde, edilemeyecek maddeleri, vatandaşlık tanımı, başlangıç bölümündeki 12 Eylül'ün ruh ve felsefesini yansıtan bölümlerle ilgili bir demokratikleşme anayasası şeklinde yeni bir mini paket mi getirecek? Yoksa bunu da kenara koyacak. Cumhurbaşkanını 2014'te halk seçecek ve bu sistemde bir takım sistem krizlerine yol açacak. Bunu öngörerek sadece bunu düzenleyecek bir başka paket mi getirecek? AK Parti bu tercihi yapacak. Bu tercihi yaptıktan sonra en önemli soru 330 konusu. Bunu parlamentoya getirecek. Ya siyasi partilerden bu konuda destek talep edecek ya da parlamentoya sunacak. Komisyonlarda ve genel kurulda milletvekillerinin hür iradesiyle hareket edip bu konuda destek vermesini talep edecek. Bu çok zor gözüküyor. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin destek vermeyeceği net belli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konularda güven vermediği de ortada. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda söz dahi verse oylama sırasında farklı hareket eder. Tabii geriye bir BDP kalıyor.
BDP konusunda da AK Parti'nin dikkate alması gereken bir şey var. Daha şimdiden bunlar PKK ile birlikte anayasa yapıyorlar. PKK anayasası yapılıyor gibi bir kara propaganda yürütülüyor. Dolayısıyla orada da zihinlerde bir yer edebilir. Siyasetin bunu yani BDP ile de anayasa yapmak tehlikeli. Bunu da tartacaklar ama BDP içerisinden, CHP içerisinden, bağımsızlardan birileri getirilen paket özgürlükçü, demokrat bir paket olursa ben destek veriyorum derse bu zorlanacak. Ama bu her halükarda bir zorlanacak. Çıkarsa referanduma gider. Çıkmazsa da 2015 seçimlerinde millete dönüp ey millet benim anayasayı yapacak gücüm yoktu. Siz bana anayasayı yapma yetkisini vermediniz ama ben bunu zorladım. Olmadı. O zaman benim anayasa, yeni anayasa önerim bu. Alın siz bu anayasayı. Benim bana yeni anayasa yapacak çoğunluğu diyebilecek. O nedenle şimdi önümüzde hangi yolu tercih edecekler, nasıl hareket edecekleri konusunda çok önemli bir kavşaktayız. Nuri Bey, Abdülkadir Selvi dedi ki AK Parti bir şeye karar verecek, ya mini bir paket getirecek dedi. Ben onu birazcık daha açmak istiyorum. 2023 hedefi konulmuş durumda. Sayın Başbakan açıkladı bunu. O hedefe giderken de 10 ayrı seçim var. Yani Cumhurbaşkanlığı, yerel seçim, genel seçim. Cumhurbaşkanlığı, yerel seçim, genel seçim. Böyle 10 tane seçim var. Türkiye seçime boğulacak şeklinde de yorumlar yapılıyor. Sizin öngörünüz nedir? Buna nasıl bir çıkış yolu getirilecek? İktidar partisinde direksiyon bu noktada. Her ne olursa olsun 330'u bulamamasına rağmen ne yapabilir? Şimdi aslında ben şeyden çok umutlu değilim. Yani şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biliyorsun Haziran sonuna kadar uzatıldı. Evet. Yeni Anayasa Komisyonu Haziran sonuna kadar çalışmalarını devam ettirecek. Kafaların taşan vurdular. Ne oldular? Madde sayısı hızlanmaya başladı. Yani 100 madde görüşebilirler yani Haziran sonuna kadar. 1,5 yıl bir şey görüşemediler. Kimilerine göre de 3 günde çıkabilir diyorlar. Her belki şey yani Haziran sonuna kadar bunu hızlandırabilirler ama ben kesinlikle uzlaşma beklemiyorum. Değil mi? Çünkü ben parlamentodaki tüm siyasi partilerin gerçekten millete söz verdikleri gibi yeni bir anayasa isteyip istemedikleri konusunda endişe. Yani mesela Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki bu referandumda geçen paket vardı. O paketten geri gidelim diyor ki AK Parti ona asla yanaşmıyor. Yani AK Parti'nin kırmızı çizgisi. Herkesin kendine göre bir kırmızı çizgisi var yeni anayasada. Ben bu nedenle o uzlaşma komisyonunun bir sonuç alacağına inanmıyorum. Uzlaşma komisyonu sonuç almayınca AK Parti ne yapacak? İktidar partisi millete söz vermiş. Ben iktidara gelirsem bu dönemde yeni bir anayasa yapacağım. Bu aslında bu parlamento bir anayasa parlamentosu. Ya seçimlere çünkü herkes o taahhütle girdi. Ve iyi bir temsil kabiliyeti var şu andaki mevcut parlamentonun. AK Parti tutup şunu yapacak. Kendi hazırladığı anayasa taslağını getirip meclise sunacak. 330'u bulacağına inansa da sunacak. Bulacağına inanmasa da. Her halükarda getirecek. Her halükarda getirecek. Peki 330'u bulur mu bulmaz mı? Başbakanın bir açıklaması var. Dikkatinizi çeker mi? Çekti mi bilmiyorum. Dedi ki bizim içimizden bile bazı civan mertler çıkıp karşı gelebilir. Evet. Yani AK Parti'nin içerisinde de başkanlık sistemini taşıyan bir anayasaya karşı çıkanlar olabilir. Evet. Hem gizli oylama olduğu için bizim içimizden bile civan mertler çıkabilir dedi. Yani kendi grubunu önce ikna edecek. Sonradan da diğer siyasi partilerden destek isteyecek. Belediye seçimlerinin öne alınması mesela MHP ile anlaşılmıştı ama 330 bulunamadı. Bulunamadı. Ve düştü yani şimdi bulunamadı. Şimdi böyle bir şey de var. AK Parti içerisinde de var. Evet. Bulunamadı. Yani daha doğrusu bulunamadı. Yani şimdi böyle sorunlar da çıkabilir. Bu nedenle bu 330'u deneyecek AK Parti. Çünkü millete bir taahhüdü var. Millet sormaz mı yani sen ne yaptın diye. Eğer bu 330'u yakalayabilirse referanduma götürür. Yakalayamazsa Abdülkadir'in dediği gibi bu 330'da belki BDP destek verebilir ama BDP'nin desteğiyle sadece bunu çıkarmak çok AK Parti'nin işine gelmeyebilir. Gizli oynama olduğu için belki diğer siyasi partilerden destek veren çıkabilir. Ben şahsen bu 330'u yakalamanın çok kolay olmadığını düşünüyorum. Yani görünürde çok kolay gözüküyor olabilir ama eğer o mevcut anayasanın içerisinde başkanlık sistemi var ise eğer AK Parti kendi ailesi içerisinde ama bir başkanlık sistemi olmazsa olmaz değil değil eyvallah, eyvallah. Tamam yani onu kaldırabiliriz dedi. Başkanlık sistemi olacak AK Parti'nin teklifi içerisinde olacak mı? Olacak, kendi getireceği teklifte olacağını düşünüyorum ben.
Eğer AK Parti kendi ailesi içerisinde, evet, kendi ailesi içerisinde kol kola girerse, kendi içerisinde tam bir uzlaşma sağlarsa 330'u bulur. 330'da da orada meclisten gelir. Kendi içerisinde bir uzlaşma sağlayamazsa parlamentoda ufak tefek de olsa evet, 300 AK Parti içerisinde de dökülmeler veya evet, başbakanın tabiriyle civan mertler evet, çıkabilir. Bu durumda ne yapacak AK Parti? 330'u denedi, olmadı. Evet. Verecek millete diyecek ki ben üstüme düşeni yaptım. Ama benim 330 milletvekilim yoktu. Evet. Yani ben üstüme düşeni yaptım, yeni bir anayasayı denedim ama olmadı. Belki Abdülkadir'in söylediği ikinci şey devreye girecek. Orada gerçekten başkanlık sistemine geçiyor zaten yarı başkanlık sistemine, Cumhurbaşkanı halk seçtiği için. Hem o düzenlemeleri içeren, evet, belki bir mini anayasa reformu paketi gündeme evet, gelip belki evet, bir mini anayasa değişikliği yapılır. Devam edeceğiz. Reklam arası vermek zorundayım. Efendim, anayasa konusuna Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'den döndükten sonraki gündem maddelerinde neler var, bu geziden neler çıktı, bunları konuşacağız. Kısa bir ara istirham ediyoruz. Programımıza devam ediyoruz. Yine Türkiye'nin gündemindeki konuları tartışmaya devam ediyoruz. Abdülkadir Selvi, Mustafa Ünal, Deniz Zeyrek ve Nuri Elibol'la birlikte. Deniz, anayasayı konuşuyorduk. Kısa bunu bitirelim. Sana da şunu sormak istiyorum. Hem Abdülkadir Selvi hem de Nuri Elibol'un anlattıklarından aslında her halükarda muhalefet destek verse de vermese de AK Parti'nin bir en azından Meclis Genel Kurulu'nu deneyeceğini anlıyoruz. Sen ne düşünüyorsun? Bunun riskleri olabilir mi? Bence olabilir. Çünkü Başbakan bugüne kadar hiç bir ciddi riskli adım atmadı. Yani kendi otoritesini ve iradesini zedeleyecek sonuçların çıkabileceği hiçbir adımı göze almadı. Hep mesela referandum konusunda da herkes 2010 yılında geri çevrileceğini vesaire bekledi ama %58'lik gibi bir oyla zaferle çıktı. Öncesinde Cumhurbaşkanlığını halkın seçmesi ile ilgili düzenlemede de aynı şekilde meydan okudu ve kazandı. Bu kez durum biraz farklıydı. Bu kez yani AK Parti'nin kendi yaptırdığı anketlerde de bir kafa karışıklığı ortaya çıkıyor. Yani başkanlık sistemi sadece Türkiye'nin değil AK Parti'nin tabanının gündemine de yeni geldi ve yeni yeni tartışılmaya başlandı. %34'lerde, 35'lerde olan bir destek oranı vardı. Bunu hani bir yıl içinde %60'lara çıkarmak çok zor görünüyor. Yani haliyle de ben başkanlık sisteminde çok fazla ısrar edecekleri kanaatinde değilim. Israr etmezlerse hemen araya girip onu sorayım. Yani başkanlık sistemi bizim olmazsa olmazlarımızdan birisi değil diye en yetkili ağız yani Başbakan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Ama buna rağmen diğer maddelerde de çok fazla iktidar partisiyle şimdi, muhalefet arasında uzlaşma. Şimdi burada şöyle bir şey var. Eğer AK Parti başkanlıktan vazgeçerse mesele AK Parti'nin meselesi olmaktan çıkar. Yani şu anda AK Parti'ye özgü olan kısım sadece başkanlık. Onun dışında yeni anayasa meselesi bütün Türkiye'nin meselesi. Bütün partilerin meselesi. Yani başkanlık AK Parti'nin meselesi olabilir ama. Yeni anayasa hepsinin tabiri. Evet. Yani dolayısıyla da başkanlığın olmadığı bir yeni anayasa tartışmasında bütün partiler vaatleri doğrultusunda sorumluluk altındadır. Ama bu vaatleri veren partiler Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda bir türlü anlaşamıyorlar. Anlaşacaklardır. Yani bu şimdi biz hep 1,5 sene çalıştılar bir şey yapamadılar diyoruz ama. Ben saydım, Sayın Cemil Çiçek de bunu özetlemişti. Günde 3 saat çalışıyorlardı. Toplam 287 gün çalışmışlar. Yani bir yıl etmiyor bile. Hı hı. Yani şimdi bakıyorsun mesela bir karar aldılar. 10'da başlayıp 19'da bitirmek üzere. Yani sadece bir günde... Senin hakikaten umudun var mı ya? Yani şimdi izleyiciler bunu algılayabilir. Sen Ankara temsilcisin. Ankara'da parlamentoyu çok yakından takip eden bir gazetecisin. Şu konuda umudum var. Umudun var mı ya buradan bir anayasa çıkacağına? Şimdi senin söylediğin o yargı tek başına, yargı vesaire maddelerinin ötesinde zaten vatandaşlıkla ilgili bir uzlaşmazlık var. Ama ben şunda umutluyum. En azından bu sorunlu konular dışında 100-110 maddede bir uzlaşma sağlanabilir. Ve bunu başarmış olmaları bile
Türkiye'de yeni anayasa motivasyonunu geliştirebilir. Benim o açıdan ben şu açıdan söylüyorum. Deniz bak şimdi. Biz hangi aydayız? Haziran'ın başına geldik. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak. 6 ay. 6 ay, 7 ay sonra, 8 ay sonra Türkiye seçim atmosferine giriyor. Mahalli seçimlerin startı. Ocak'ta başlıyor. Mart'ta seçim var. Doğru. Ocağa kadar ne yaptın? Yaptın. Ondan sonra Mart'ta seçim Nisan'da bitiyor. Ondan sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi başlıyor. Ağustos'ta bitiyor. Takvim çok sıkışık. Takvim sıkışık. Hayır, şöyle bir şey olabilir. Yok mu Allah aşkına? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında 50 tane bugüne kadar anayasa önerisi var. Daha neyi konuşuyorlar? İşte şunu, neyi tartışıyorlar? Şunu söyleyeceğim. Bizim aklımda var Türkiye'nin. Evet. Şöyle özetleyeyim ben. Eğer bunlar hakkında bir uzlaşmaya varırlarsa ve onu değiştirme yönünde dört parti bir uzlaşma ortaya koyarsa o sorunlu maddeler seçim vaadine de dönüşebilir. Yani AK Parti çıkar der ki işte 110 maddeyi değiştirdik. Bizim gönlümüzden geçen yepyeni bir anayasaydı ama olmadı. 110 maddeyi uzlaşmayla değiştirdik. O kalan 10 tane sorumlu maddede bizim tavrımız şudur. Evet. Öbür parti çıkar der ki benim maddem budur. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlar da millet de sandığa giderken hangisinin anayasasını beğeniyorsa ona göre oy verir. Gelen iktidar anayasayı değiştirecek bir çoğunlukla gelirse rahat rahat mecliste o maddeleri de değiştirir. Ama bu arada bence önemli bir mesele var. O da bu çözüm sürecinin ikinci aşaması. Evet, onu konuşacağız. Onu ayrı yani bir başlık halinde. Onu anayasadan bağımsız bir şekilde ne kadar, yok, bağımsız olarak değil. Tabii ki iç içe geçmiş. Onu bir ayrı başlık halinde konuşacağız. Mustafa Ünal, bu başlıklar altında bir de şöyle bir şey var. 2014 yılında tartışacağız. Başkanlık, yarı başkanlık, partili cumhurbaşkanı, hani cumhurbaşkanlığı seçimleri olduğu için söylüyorum. Bu bağlamda bakıldığı zaman başkanlık sistemi dışındaki anayasa değişikliği çıkar mı? Mecliste böyle bir ihtimal görüyor musunuz? Bu Kasım'da veya işte tatile, en azından Temmuz ayında meclisin tatile gireceğini biliyoruz. Böyle bir ışık olursa tatile girmeden çalışmaya devam eder. Yani bir çaba sarf edilecek ama siyasetin havasına baktığımızda dörtlü bir uzlaşma neredeyse imkansız görünüyor. Üçlü de çok güç. Belki ikili uzlaşma, iki partinin bir araya gelmesiyle 330'u zorlama gündeme gelebilir. Bu yeni bir anayasa mı olur? Yine mini bir paket olmaz. Ben Abdülkadir'e orada ayrılıyorum. Abdülkadir'e katılmıyorum. Çünkü zaten şu an 40 küsur madde üzerinde uzlaşma sağlandı. Bunu koyun üzerine 15-20 maddeye daha koyduğunuzda yarı ediyor. Ortanca bir pakette karşı karşıya kalabiliriz. Aslında değişim kaçınılmaz. Anayasa değişikliği kaçınılmaz. 2014 dedin. Cumhurbaşkanı seçim sistemi değişti artık. Bundan sonra Cumhurbaşkanı halk seçiyor. Yani sistem buna göre yeniden revize edilmek durumunda. Yeniden tanımlamak zorunda. Anayasa uygun olsa da olmasa da seçildi adam. Fiili durum, siyasi durum hukuka da uygun hale getirilmek zorunda. Mevzuata uygun hale getirilmek zorunda. Şimdi 3 sandık, referandum sandığı tartışmasından bu noktaya geldik. Yani, anayasayı ayrı düşünmek lazım. Bizzat anayasa şeyini, çalışmalarını. Çünkü anayasa konusu artık sadece anayasa konusu olmaktan çıktı. Bir, o çözüm süreci biraz önce Deniz'in dediği gibi çözüm süreciyle iç içe geçti. Çözüm sürecine bakan boyutu var. Bir de 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimine bakan boyutu var. Tayyip Erdoğan en güçlü aday. Burada herhalde bir anket yapsak %100 Tayyip Erdoğan Çankaya yolcusu olarak görürüz. Yani Çankaya çıkacak. Çıkma ihtimali en yüksek aday Tayyip Bey, Başbakan. AK Parti, herkes artık hakkı olduğunu düşünüyor. Ya bir önceki Cumhurbaşkanı seçiminde bir dönem daha partinin başında kalması, bir dönem daha icraat yapması. İstendi. Partililer de istediler. İstiyorlardı, arz ediyorlardı. Milletvekilleri, parti kurucuları dahil. Ama şimdi artık 3 dönem kuralı da var AK Parti'de. Yani kahir ekseriye sokaktaki insan bile Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı makamını hak ettiğini, 10 küsur yıldır Türkiye yönettiğini, partiyi seçimlerde başarıdan başarıya koşturduğunu ve artık Çankaya ile bunu taşlandırmasının hakkı olduğunu söylüyor. Tayyip Erdoğan nasıl, ne şekilde çıkacak Çankaya'ya? Hangi yetkilerle çıkacak? Yani mevcut statüye göre mi çıkacak? Yoksa işte başkanlık, yarı başkanlık, partili cumhurbaşkanlığı burada gündeme geliyor. Yani bir paradigma değişiyor. Halk seçecek. Cumhurbaşkanı adayını partiler gösterecek, milletvekilleri. Ve Cumhurbaşkanı adayı bundan sonra propaganda yapacak. Resmen seçim kampanyası. Propaganda yapacak. Seçim, yani kampanyası, seçim yapacak. Kampanyası yürütecek. O yani doğru. Siyasi kimliği ister istemez üzerinde olacak. Doğru. Daha önce parlamentoya geliyor. 3-4 ayda
sandığa giriyor, birisi çıkıyordu. Siz de milletvekilleri üzerinde Cumhurbaşkanı seçimine dönük bazı manevralar yapabiliyordunuz. Bazı senaryoları hayata geçirebiliyordunuz. Şimdi statü yapı değişti. Bu anayasaya nasıl uyarlanacak? Yani 2014 çok o baştan sonrası bu... sadece anayasa değil. Yani şunu, partili cumhurbaşkanı, işte yarı başkanlık veya başkanlık dediğimiz konu, seçimle gelen cumhurbaşkanı diyelim genel manada. O kadar önemli bunun ki. Değişmesi. O kadar önemli ki. Çünkü Erdoğan'la parti ile Erdoğan'sız parti arasında fark olur değil mi? Evet. Burada hayır diyecek, cevabı verecek herhalde. Çok fark olur yani. Çok fark olur. Evet. Yani Abdullah Gül gibi karizmatik bir isim belki değil, büyük oranda partinin gücünü korur. Ama Süleyman Demirel, Turgut Özal gibi olumsuz örnekler var. Biliyorsunuz. Ve tarih oldu her iki partide. Tayyip Erdoğan Çankaya Köşkü'ne çıktıktan sonra nasıl bir geçiş dönemi yaşayacak? İşte burada da her iki partide. Tayyip Erdoğan Çankaya Köşkü'ne çıktıktan sonra nasıl bir geçiş dönemi yaşayacak? İşte burada da anayasa değişikliği önemli hale geliyor. Hem siyasi farklı bir karşı karşıya kalabiliriz. O da beraber başka ama şeyler. Bu anayasa değişikliğiyle bağlantılı bir konu bir ölçüde. Gerçi her ne kadar yani biz anayasa konusunu iki açıdan yorumlamak durumundayız. Bir çözüm süreci, iki cumhurbaşkanlığı seçimi. Evet. Şey dahi var işte şimdi. Önümüzde 2013'ün sonu ve 2014'ün başı o kadar sıcak ki. Ama bir kabine revizyonu da göreceğiz biz. Uzlaşma, yani başbakan belki bazı bakanları aday yapacak. Uzlaşma komisyonu çalışmalara başladığı zaman ne çözüm süreci vardı? Evet. Cumhurbaşkanlığı seçimi bu kadar sıcaktı. Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerine senaryolar bu kadar fazla konuşuluyordu. Yani ne başkanlık, ne yer başkanlık, ne partili cumhurbaşkanlığı üzerine çok fazla konuşuluyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi artık noktasında yeni bir değişiklik beklenebilir mi peki? Hani bu 2023'e kadar... Yok yok, yani seçim, halk seçimi... Şimdi teklifleri şöyle değerlendirmek lazım. AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, BDP, Milliyetçi Hareket Partisi, Anayasa Komisyonu'na, Uzlaşma Komisyonu'na teklif verirken...